Evet, videolarımıza devam ediyoruz tekrar derslerimize. Şimdi hatırladığınız üzere önceki derslerde karakterimizin kontrollerini, bir takım sağlık fonksiyonlarını ve koşabilmesini sağlamıştık. Şimdi bildiğiniz üzere şu anda karakterin canının azalması, yani ölmesi, bu gibi durumlar benim Q ve E'ye atadığım tuşlardan ibaret. Canımız azalınca ölüyorduk. Şimdi bunu dış etkenlere bağlı hale getirelim yavaşça. Bunu yapabilmek için öncelikle neler lazım bize? Dış etkenler olarak misal örnek veriyorum şu anda iki çeşit alan yaratacağım kendime. Bu alanların çeşitleri şu şekilde olacak. Örnek veriyorum, bir tanesi herhangi bir alevin içerisine girdiğimizde, alevden geçtiğimizde canımızın işte yavaş yavaş azalması şeklinde bunu yapabileceğimiz, sağlığımızın azalması şeklinde yapabileceğimiz bir şey. Diğeri de girdiğimiz anda, örnek veriyorum, bir kapan olabilir. Hani kapana bastığında bir karakter direkt ani olarak canın azalması olabilir. Önce basit olan şeyden başlayalım. Alana girdiğimiz anda canımızın azalmasından. Bu videoda zaten aslında canımızın azalmasını önceki videolarda gördük, lakin bu videoda dış etkenlere bağlı olarak bunu nasıl yapacağımız, yani klavye girdilerine değil de karakterimizin o alan ya da tehdit unsuru içeren bölgeye girdiğinde nasıl bir tepki göreceği ile alakalı öğreneceğiz. Onun için ilk lazım olan şey kendimize bir alan yaratmak, dediğim gibi. Alandan kastımı şöyle anlatayım. Content Browser'ımızda sağ tıklayıp yapıp Blueprint Class dediğimizde üstteki seçenekten aktörü seçelim. Önümüzde bir aktör dosyası oluşturdu. Aktör dosyası şu: karakterinizden bağımsız olarak bir takım sistemleri hani hazırlayabileceğiniz yer. Bunu nasıl yapacağımızı hemen bakalım. Bunun için yani bu aktörün ismini trap diyelim. Trap bildiğiniz üzere tuzak anlamına geliyor. Bu trap aktörümüzü sahneye gönderdim. Sonra da trap aktörünü çift klik ile açtım. Şimdi trap aktörü normal şartlarda bir viewport penceresinde burada gördüğümüz oyun içerisinde fiziksel olarak görünen modellerin, yani etkileşim, yani karakterle direkt olarak görsel temas kuracağınız yerlerin olduğu taraf. Bir de bu sistemlerin çalışacağı yeri blueprint ile ayarlayacağımız kısmı var. Yani karakter ve kontrol dosyası gibi bir. Aynı şekilde. Öncelikle bize karakterimizin bu trap yani tuzağa girdiğinde bir takım işlemlerin olabilmesi için bir trigger kullanmamız gerekiyor. Trigger normal şartlarda en çok kullanılan yer İngilizce'de silahların tetik kısmıdır. Yani tetiklemek için hani kullanılan küçük çektiğimiz mandaldır. Trigger denir. Aynı zamanda ismi de zaten tetikleyicidir hani. Trigger'ı şu şekilde sol taraftan aktörümüzün içerisinde sol tarafta Add Component'a tıkladığımızda hemen aşağıda Collision bölümünden Box Collision'ı seçtiğimizde ekrana şu şekilde bir küp atacak. Diğer seçenekleri de oradaki kullanabilirsiniz. Küre ve kapsül de var. Buradaki olay şu: bu aslında görünmez bir bölgedir. Karakterimizin etrafındaki, yani ben play dediğimde şurada şu an görebiliyoruz, bir kapsül şeklinde çizgiler var. Karakterimizin collider'ıdır bu da, trigger'ıdır. Bunu o trigger karakterimizin üzerindeki, collider demek daha doğru aslında, tetikleyici bir şey onda yok, tetikleyici asıl burasıdır. Karakterimizin collider'ı dışarıdaki herhangi bir tetikleyiciye çarptığında bir takım işlemleri yapabilmemiz için hani gerekli olan iki parçadan birisi. Aktörümüze bir tane trigger ekledik. Bunun ismini trap trigger diyelim. Ve sağ taraftaki detail penceresinden aşağıya inelim. Trigger'ım seçiliyken bu pencerede aşağıdan on component begin overlap dediğimde, yanındaki oka tıkladığımda hemen beni event graph, yani blueprint kısmına bir pencere atıyor. Bu pencerede hemen önümüze bir event oluşturuyor. Bu event'in amacı şu: bu trigger'la etkileşime giren
herhangi bir obje olduğunda burası çalışacak. Burası çalıştıktan sonra buradan o trigger ile etkileşime geçen, yani bu trigger'a çarpan objenin direkt kendisini buradan alabiliyoruz. Şu anda bize lazım olan sadece bu. Bunlar daha sonra değineceğimiz bilgiler. Şimdi ne diyorum? Örnek veriyorum, oyun içerisinde sağda solda yuvarlanan bir takım eşyalar olabilir. Bunlar bu trigger'ın içerisine girebilir. Ama tabii ki hani o eşyaların bir sağlık durumu, canı olmayacağı için, olsa bile karakteriyle, bizim kendi karakterimizle aynı şekilde yapılmış olmayacağı için onlarda böyle bir işlem yapılmaz. Ama bu işlemi daha en başından hani gereksiz iş yükünü engellemek için bu trigger'ıma çarpan nesnenin direkt olarak türüyle ilgili bir filtreleme sistemi uyguluyorum burada. Eğer çarpan aktör, Kesto Survivor karakter, benim kendi karakterim ise, burada da karakterimin kısa yolunu almış oldum aynı zamanda, bununla ilgili işlemler yapacağız. Aynı zamanda burada bir şey de göstermek istiyorum. Örnek veriyorum, bu trap'i modelini değiştirip farklı bundan trap'ler üretip kullanabilirsiniz. Sırf modelini değiştirerek de yapabilirsiniz. Animasyonlu olabilir, olmayabilir. Ama örnek veriyorum, daha sonradan bu trap'i herhangi bir yerde kullanmak istiyorsanız, şurayı kullanmıştım. Daha sonra herhangi bir yerde farklı varyasyonlarla kullanmak istiyorsanız, örnek veriyorum, bu trap'in üzerine geldiğinizde işte bir takım ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunları genelde hani tekrar bu trap'i yapıp ya da var olan trap'in aktörün kopyasını, duplicate'ini alıp orada değiştirerek yapmak da mümkün, ama bunu direkt olarak sahnede de hani kullanacağınız yerlere göre spesifik olarak hızlı biçimde değiştirebileceğiniz bir yöntem göstereyim. Örnek veriyorum, bu trap'imizin karakterimize vereceği damage'i buradan direkt olarak yazabiliriz. Böylelikle bunu bir değişkene bağladığımızda, bu değişkeni daha sonra müdahale etmek, herhangi bir yerden, dışarıdan ya da aktöre tıklayarak sahneden değiştirmek, müdahale etmek çok daha kolay olur. Şimdi karakterimizin sağlık durumu, yani kan bilgisi integer olduğu için bunu da integer olarak seçiyorum. Ve bunu dışarıdan değiştirebilir hale getiriyorum. Aynı zamanda buradan da expose on spawn seçeneğini tıklayacağım, ama o değildi galiba, pardon. Sadece public'i açtım ve dışarıdan üzerine tıklıyorum aktörümün. Hemen gördüğünüz gibi burada damage yazısı geldi. Dışarıdan tıkladım ve ben buradan buna, içerisine girmeden aktörün, bir bilgi girebiliyorum. Örnek veriyorum, bunu şimdi kapattığımda şöyle bir kayıt alayım genel. Gördüğünüz gibi damage bilgisini buradan artık giremiyorum. Örnek veriyorum, ben bu damage bilgisini eğer buradan kendimi 100 olarak girersem, zaten yanındaki public tikini de açmadığım için dışarıdan da görülmeyecek. Bunu açtığımda otomatik olarak compile dememiz lazım değişikliğin görünmesi için. Burada 100 yazısı göründü. Şimdi normal şartlarda, sahnemden sildim bunu. Normal şartlarda buraya girdiğimiz veri 100. Alta basılı tutarak bir tarafa doğru sürüklediğimde aynısının kopyasını aldım. Burada da damage bilgisi 100, bunu 200 yaptım. Hemen yan tarafa tekrar sürükledim ve burada da bunun damage bilgisini 300 yaptım. Üzerlerine tıkladığımda 100, 200 ve 300 olduğunu görebiliyorum. Ama hala aktör bilgisinin içerisine, blueprint'e girdiğimizde burada 100'dür. Bunun sebebi şu, ben bunu herhangi bir lokasyona sürükleyip bıraktığımda varsayılan değer blueprint'in içerisindeki değerle gelir. Ama sonradan bunu dışarıda ben değiştirebilirim bir takım ayarlarını. Kullanacağım yere göre farklılık göstermesini rahatlıkla sağlayabilirim. Üçü bu şekilde. Yani kullanılan değişkenlerin dışarıdan da bu şekilde bir değişik durumlar için kullanabileceğini bilmenizi istedim. Şimdilik bu trigger'ım tabii ki ben oyun içerisine girdiğimde görünmüyor. Karakterimin önü burası. Tamam, spawn onda, bunlar önünde. Şu anda görünmüyor. Çünkü o trigger'lar oyun içerisinde gizlenmek üzerine kurgulanmış. Ben kendi karakterimin özellikle şimdilik hani açmıştım. Bu trigger'ları belli etmek için isterseniz test aşamasında trigger'ı tıklayıp Hidden in-game seçeneğini kaldırabilirsiniz. Böylelikle play dediğinizde
Önünüzde bu triggerları görmüş olacaksınız bu şekilde. Aynı zamanda eğer bunu kullanmak istemiyorsanız farklı bir yöntem, benim genelde kullandığım bir yöntem. Üzerine durumunu belli eden bir spotlight ekleyip buradan direkt olarak o alanın bir trigger olduğunu, hani belli olmasını sağlıyorum. Aynı zamanda ışığın rengine göre de net tarzı bir trigger olduğunu görebiliyorum. Bu da eğlenceli ve kolay bir yöntem. Işığımı çevirip yukarıya aldım direkt olarak merkezde. Açısını biraz düşüreceğim. Çok geniş şu anda. Açısı radius, pardon. Density, evet şöyle olması lazım. Düşürdüm. Evet, yeterli. Play dediğimde ışıkları görüyoruz. Şimdi bunlar direkt olarak bir damage vereceği için bunlara şimdilik kırmızı ışık olarak ayarlıyorum ve buraya girdiğimizde bir takım işler olacak. Şimdi karakterimiz bu trigger'ın içerisine girdiğinde tetikleme işlemi nasıl yapılıyor? Onu önce hızlıca bir bakalım. Bu bildiğiniz üzere az önce söylemiştim. Trigger'ın üzerine tıklayıp alttan on component begin overlap dediğimizde, artıya tıkladığımızda bize burayı oluşturdu. Other actor içerisine giren ya da o trigger'a çarpan objeyi verir bize. Ve biz bunu kendi karakterimiz olup olmadığını buradan baktık. Eğer kendi karakterimizse o trigger'a çarpan, ekrana hello yazmasını istiyorum. Böylelikle ben buradan trigger'lara geldiğimde hemen ekranın sol üstte gördüğünüz hello yazılarını yazacak. Şu şekilde. Eğer girdiğinde değil de bu işlemi çıktığında yapmak istiyorsanız, trigger'ı seçtiğinizde hemen altındaki on component and overlap'i artıya tıklamanız yeterli. Bu işlemin çıkış için çalışan versiyonu size verecek. Hemen şöyle yapalım. Karakterimizin get blood kan bilgisini alıyor. Bundan eksi dedik. Bu aktörün damage bilgisine yazığını çıkartıyor. Ve tekrar bu hesapladığı ortaya çıkan sonucu set blood yeni kan değeri olarak yazıyor. Blueprintlerde akış şu şekilde oluyor bildiğiniz üzere. Asıl çalıştırılan kısım burasıdır. Ve altındaki her bağlantı bir takım verileri alıp, bilgileri alıp işlemek için kullanılır. Ana akış kısımları bu beyaz kalın oklardır. Karakterimin kan değerini aldım. Ondan bu tuzağın damage bilgisini alıp kan değerimden çıkarttım ve tekrar yeni kan değeri olarak üzerine yazdım, set ettim. Bu bilgileri get ederek alıyoruz. Tekrar yazmak istiyorsak set ediyoruz. Daha üzerine tıkladığımızda da varsayılan değerin ilk başladığımız 5000 olduğunu görüyoruz. Yani 4100 olacak. Böylelikle oyunun sağ üstteki hazırladığımız ufak debug penceresinden bunu görebileceğiz. Evet, şu anda kan değerim 5000 ve trigger'a girdiğimde 4900 oluyor. 100 eksildi. Tekrar girdiğimde 4800, bu şekilde azalmaya devam ediyor. Şimdi bunlar hasar veren trigger'lardı, tuzak örnekleriydi. Aynısını artı işlemiyle yaptığımızda da zaten karakterin kan değeri yükselecek. Yani bunu da heal mantığıyla düşünebilirsiniz. Bunu buraya bağlayıp bunu da buraya bağlarsam karakterimin bu sefer canı 100-100 artmaya başlayacak her girdiğimde. Onu da ekstradan şu anda yapmaya gerek duymuyorum. Çok basit bir şekilde zaten yapabildiğinizi gösterdim. Bir de bu trigger'ların zaman ayarlı bir versiyonu yapalım. Yani içerisine girdiğimizde örnek veriyorum 10 saniyede bir, yani 10 saniye boyunca her 1 saniyede bir 100 canımız gitsin. Hemen trap aktörünün duplicate'ini aldım. İsmine de timer trap dedim. İsimlendirmede hiç doğru olup olmadığına bakmıyorum. Anahtar kelimeleri yazıyorum şu anda. Ve timer trap aktörümü açtığımda, eskisini kapatalım kafamız karışmasın. Timer trap aktörünü açtığımda aynı blueprint dizilimi önüme geldi. Şimdi bunu şey şeklinde yapalım. 10 saniye boyunca
her saniye 100-100 canımızın azaldığı bir sistem şeklinde yapalım. Bunu önceki videoda da timer fonksiyonunu kullanmıştık. O şekilde de yapabiliriz. İstersek bunu belirli bir sayıda loop'a sokarak da yapabiliriz ama timer kullanmak yaptığım araştırmalarda hani çok daha performanslı olduğunu gördüm. Bunu timer'a nasıl çeviririz? Onu hemen göstereyim. Damage'in yanına hemen, pardon, şöyle yapalım. Evet. Buraya diğer işlemleri, şunun kısa yolunu, kısa yolunu almaya gerek var mı? Onu düşünüyorum şu anda. Kısa yolunu alalım hemen. Promoter Variable dedim. Survivor karakter referans. Ve bu işlemleri buraya bağladım. Gerçi buraya bağlama gerek, silecektim. Bunu sildim. Sol üstten yeni bir fonksiyon oluşturuyorum. Damage loop diyelim bunun ismine, fonksiyonun. Ve içerisine Survivor karakterimi oluşturduğum referans kısa yolu aldım. Ve şu bağlantıları tekrar bağlıyorum. Ve Damage Loop'un hemen çalışma bölümüne seti bağladım. Şimdi şu anda karakterimin canı gitmeyecek bu Timer Trap'in içerisine girdiğimde. Bir fonksiyona bağladım ama fonksiyonu henüz çalıştırmadığım için herhangi bir şekilde bu işlem gerçekleşmeyecek. Örnek veriyorum. Böylelikle Blueprint penceresindeki bazı, nasıl diyebilirim size, karmaşayı da bu şekilde fonksiyonlara bağlayıp daha basit anlamda bunu kullanabilirsiniz. Damage loop. Hemen arkasından bunu bağlarsak, eğer ana çalışma düzeninin arkasına bunu eklersek, oluşturduğumuz damage loop fonksiyonunu, şurayı ilk başta yaptığımız işlemin aynısını yapacak. Her girdiğimizde bu trigger'a 100-100 azalacak. Çünkü girdiğinde bir kere yapıyor bunu. Onun yerine damage loop'u, bağlantısını kestim. Timer fonksiyon çağırıyorum bir tane. Set timer by function name diyorum. Ve ismini bunun damage loop fonksiyon ismini girdim. Time kısmına bir yazıyorum. Saniyede bir olmasını istediğim için ve loop diyorum. Şimdi şu şekilde çalıştırdığımda bir kere girdiğim takdirde sonsuza kadar, karakter ölene kadar bu loop devam edecek. Girelim, hemen görelim. 100. Çalışmadı. Çalışmama sebebine bakalım hemen. Neden çalışmadığına. Damage loop demişim. İsmi damage loop. Time 1 loop oluyor. Tekrar deneyelim. Normal şartlarda kendi projemde de kullandığım şekli bunun bu şekilde ama neden şu an timer'ın çalışmadığını bilmiyorum. Set timer değil miydi acaba? Yanlış mı yaptık? Timer function name. Hayır, doğru. Yani olması gereken de bu zaten. Sıfır yaparsak. Bunu bir yapmamız gerekiyor. Saniyede bir olmasını istediğim için. Ha, pardon, tabii olmaz. Çünkü timer trap'i oluşturduk ama bunu ekrana atmadık. Eskileri silelim. Timer trap'imizi ekrana atalım ve play diyelim. Gördüğünüz üzere her saniye bir kere girdim. Çıkıyorum içerisinden ve sürekli 4400-4300 şeklinde damage'im azalıyor. Hem sol ekranı görebiliyoruz azaldığını vardı, hem de sağ taraftaki kan değerinde, yani blood değerinde sürekli azaldığını görebiliyoruz. Ve bu sıfıra geldiğinde karakterimiz ölecek. Tabi bu işlem şu anda dediğim gibi ölene kadar, yani sonsuza kadar devam etmekte. Kapatıyorum bunu. Timer trap'ime giriyorum ve bunu artık bir sisteme bağlamak istiyorum. Örnek veriyorum. Kaç kez bu işlem gerçekleştikten sonra olacak?
bunun için kendime bir değişken daha oluşturuyorum. Bu değişkenimin ismi damage count olsun. Yani kaç kez damage yiyeceği karakterin. Integer yapıyoruz yine tam sayı. Kaç kere sorusunun karşılığı olarak. Bunu ve bir tane daha damage current count diyelim. Bu da örnek veriyorum. Bir kez karakterimizin canı azaldı. Toplam 10 kere azalacak. Yani damage count'a 10 yazdık. Bir kez karakterimizin canı azaldığında hemen damage current count'u 1 olacak. Her damage işleminden sonra bunu bir arttıracağız. Ve 10 olduğunda ondan sonra yani 11 olmaya çalıştığında aslında bunu iptal edeceğiz. Artık karakterimiz bu hasarı görmemeye başlayacak. Bunu nasıl yapacağız? Hemen şöyle göstereyim. Damage count'u damage loop'un içerisine alacağız. Bu her çalıştığında damage current count her çalıştığında 1 olacak. 1 artacak ve tekrar yeni bilgi yazılacak. Şimdi 0 iken bir kere hasar yediğinde 1 olacak. 2 olduğunda 2 tane hasar yemiş olacak. O zaman 10 olduğunda 10 tane hasar yemiş olacak. Hemen bundan sonra da damage count'un eklendikten sonra 10 olup olmadığına bakalım. Damage current count'tan bir çıktı aldım bu şekilde. Uzattım sol klik ile. Çift eşittir işaretiyle denk mi diye bakacağım içerisindeki bilginin. Eğer 10 olursa bunu da evet hayır boolean'a bağlıyorum. Eğer 10 olursa burası çalışacak. Eğer 10 olmamışsa burası. Eğer 10 olmamışsa herhangi bir şey olmasını istemediğim için buraya bir şey bağlamayacağım. Aynı işlem devam edecek sürekli olarak. Ama eğer 10 olmuş ise, 10'a gelmiş ise damage current count'u sıfırlayacağım. Ve bu timer'ımı iptal edeceğim. Onu da şu şekilde yapacağız. Timer pause diyeceğiz. Lakin bunun değişkenini şuraya bağlayacağım. Custom event oluşturacağım ve stop timer. Tekrar damage loop fonksiyonun içine geldiğimde bu sıfırlandığında hemen şuradan stop timer'ımı çağırıyorum. Ve burası çalışacak. Baştan tekrar bakalım. Bu fonksiyonum 10 kere çalışıyor. Karakterimin canını azaltıyor. Ve kaç kez damage vurduğunu buradan hesaplıyor. Böylelikle her damage vurduğunda bunu artı bir arttırıyor. Sonra kontrol ediyor. 10 kere vurmuş mu? Burada benim damage count sayımı aslında 10 yerine bağlamam lazım. Şimdi oldu. Buraya 10 yazarsam bu işlemi 10'a kadar tekrarlayacak. 20 yazarsam 20'ye kadar. Böylelikle sıfırdan başlayıp nerede biteceğini de hani ayarlamış olacağım. Buradan damage count'umu dışarıya kapalı hale getireyim. Bunu değiştirmeyelim, dışarıdan gerek yok. Ve eğer ulaşılması gereken damage count'a yani sayıya ulaşmışsa damage count'u sıfırlayacak ve timer'ı durduracak. Bu çalıştığında da şurası gelecek ve bu çalışan timer'ı durduracak. Hemen bunun testini yapalım. Şu anda damage count 10. Karakterimizin canı 5000'di. Yani bunun içerisine girdiğimde şu an gördüğünüz gibi 100 azalacak ve 4000'de duracak şu an sistem. Gördüğünüz gibi timer çalışmayı durdurdu. Neyi belirlediysek o şekilde. Bunu da aynı şekilde kopyasını alarak buradan 100 damage vereceğini ve kaç kere yani kaç saniye boyunca bu işlemi tekrarlayacağını buradan yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, saniyede bir değil de
yarım sahnede bir yapmak isterseniz eğer, buraya da bir de, bunu da bir değişkene bağlayıp aynı şekilde pavliye çevirip dışarıdan değiştirebilir hale gelip buraya bir örnek veriyorum. Sahnede iki kere bu işlemin olmasını isterseniz buradaki değeri 0,5 yapabilirsiniz. Bu şekilde bütün özellikleri dışarıdan ayarlanabilir ya da belirli kalıplara göre hani dizayn edebilirsiniz. Bu da tamamen size kalmış bir şey. Şöyle bir şey söyleyeyim aynı zamanda. Şu an kullandığımız aslında bu trap mekanizması çok saçma. Sebebi şu, bundan çok daha güzel, çok daha performanslı bir yöntemle yapacağız. Ama olay burada, bir fonksiyon nasıl kullanılır, çağrılır? Bir timer fonksiyonu nasıl kullanılır, iptal edilir? İçerisinde hesaplama yaparken şu şekilde bir sayma mantığını nasıl kullanırsınız? Bunu görmüş olduk. O yüzden aslında bu basit anlamda, basit oyunlarda hızlıca kullanabileceğimiz bir takım tuzak olarak kullanabileceğiniz şeylerde kullanılabilir. Çok büyük oyunlarda tabii ki inanılmaz performans hesaplamaları ve hani her şeyin hesabı yapılıyor. Yani şuradaki hani compile of timer trap successful dediği ve 46 milisaniyede oluşması. Yani 46 milisaniyede bu dosya compile edilmiş ve çalışmış. Yani bunu daha sonra çalıştığınızda görebiliyorsunuz. Bunlara kadar hesap yapılıyor. Bu dersten şimdilik bu kadar. Bundan sonraki derste bu sistemi aslında nasıl çok çok daha iyi kullanabiliriz, onu göreceğiz.